sevmez kim sesa. Mustafa Kemal hiç aklında olmayan bir şey yapıyor. Evlenmek planı olmadığı halde planlarını değiştirip Latife ile evleniyor. ...11 Eylül 1922, İzmir. Süvariler Konak Meydanı'na gireli henüz 2 gün olmuş. Gazi'nin aklında devrimler. Uşakizade Köşkü'nde onu bekleyen bir kadın vardı. Köşk, devrimin ilk karargahı. Latife Hanım, Cumhuriyet'in ilk aşkı olacaktı. Mustafa Kemal Latife Hanım'ın evinde konuk olduğu sırada birbirlerinden hoşlanıyorlar ve bakıyoruz Halide Edip'in deyimiyle aralarında bir romantik ilişki ve birbirlerinden hoşlanma durumu hızla ilerliyor. Latife Hanım Mustafa Kemal'in etrafında hem pervane oluyor hem kendisini göstermeden bütün evi yönetiyor. Kahvesinden gazetesine, yabancı gazetelerin tercümesine kadar bir yaver gibi Latife Hanım çalışmaya başlıyor. Başkomutan Mustafa Kemal o genç kadını hemen fark etti. Yeni yurdu kurarken kendi yuvasını da kurma vakti gelmişti. Benim güzel, zarif Latifeciğim diyeceği kadına Latife'ye aşkını açtı. Tam 3 kez evlenme teklif etti. Bazen bir fotoğrafla, bazen küçük bir çiçekle. Bu evlenme tekliflerinin içinde de böyle gayet oyuncaklı, romantik, hoş şeyler var. Çünkü tekliflerden bir tanesi bir resmin arkasına yazılıp yatağın üzerine bırakılmış. Mustafa Kemal'in resmi duruyormuş kaldığı odada. Ve Mustafa Kemal bunu soruyor Latife'ye. Resmi gördünüz mü yatağın üstünde? Evet gördüm paşam diyor. Aldım duvara astım diyor. Peki okumadınız mı diyor. Latife anlamazlıktan geliyor. Küçük küçük nazlar yapıyor. Aslında Latife harp döneminden beri boynundaki kolyede Gazi'nin fotoğrafını taşıyordu. Ne var ki teklifleri her defasında reddetti. O 20'li yaşlarda genç bir kadın, karşısındaki adamsa Mustafa Kemal Paşa'ydı. Bir gece uzun uzun sohbet edişlerini yaverler dinliyor. Ve sonunda şöyle bir sahne. Mustafa Kemal öpmek üzere Latife Hanım'a doğru eğiliyor. Fakat masanın üzerinde de tabancalar var. Latife Hanım derhal tabancadan bir tanesini alıyor ve havaya 3 el ateş ediyor. Paşam, içindeki 4. kurşunu kendime sakladım. Çünkü siz bir komutansınız, geri çekilmeyi çok iyi bilirsiniz. Ama ben genç bir kızım ve geri çekilmeyi bilmem. Siz bu ülkeye lazımsınız. O yüzden ben 4. kurşunu kendime sıkarım. Ondan sonra Mustafa Kemal'in söylediği çok enteresan bir cümle var. O zaman küçük hanım, İzmir'in kurtuluşunun simgesi olan bu tabancayı cesaretinizin bir nişanesi olarak size hediye ediyorum. Zat-ı halinize bir kasıt olduğunda kullanırsınız. Ancak bir daha benden size bir kasıt gelirse rica ederim kendinizi değil beni vurunuz. Ben ahirete gidebilirim ama gittiğim her yere senin sevgini ve kara gözlerini, kara kalbinle beraber evlilik teklifini reddetmesini kastederek söylüyor bunu, götürürüm demiş. Bu da yani ikisinin arasındaki ilişkinin oldukça derin, çok güzel sözcüklerle ifade edilmiş, romantik, hoş bir ilişki olduğunu gösteriyor. Harbin en ümitsiz evresinde yabancı bir gazeteci özelini sordu ona. Hiç sevdiniz mi dedi. Gazi'nin gözleri buğulandı. Sevmek mi? Vakit bulabildik mi ki? Dağda, bayırda, kurulmuş çadırlarda insan sevmeye vakit bulabilir mi? Ama biz de insanız. Bizim de çarpan bir yüreğimiz var. Askeriz diye kuşkuya mı düştünüz yoksa? Dün gözlerini dolduran o eksik bugün tamamlanmıştı. Kurtuluşun ilk günlerinde başlayan o aşk 2,5 yıl sonra bitti. Ne aşklarına ne de ayrılıklarına ilişkin ikisi de tek bir söz etmedi. İkisi de bir daha hiç evlenmedi. O gün ki gördüm seni, yaktın aklım benim.